Herkese merhabalar. Bugün sizlere yaz domatesleriyle beraber pratik bir salata tarifi vereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Ben tarifimi bir porsiyonluk yapıyorum. İsterseniz siz kişi sayısına göre malzemenizi arttırıp daha büyük bir salata yapabilirsiniz. Evet, önce domateslerimize başlayacağız. Domateslerimizi güzelce bir blanch etmemiz gerekiyor. Kaynamayan suda kabuklarını atana kadar suda bekleteceğiz. Ondan sonra buzlu suyla beraber hızlıca soğutup rengini korumasını sağlayacağız. Şimdi önce şu baş kısımlarını alıyoruz. Yaklaşık 5-10 saniye yeterli olacaktır. Çok fazla sıcak suda da bekletirseniz domatesleriniz bildiğin pürü haline gelebilir. O yüzden kendinize güvenmiyorsanız soğuyacakla da yapabilirsiniz. Evet, buzlu suyumuz hazır olsun burada. Çünkü çok hızlı bir şekilde 10 saniye tutacağız domateslerimizi. Ondan sonra buzlu suya ekleyeceğiz. Evet, şimdi domateslerimizi ekliyoruz. Kabuklarını bırakana kadar bekleteceğiz. Zaten anlarsınız kabuğunu bıraktığı anda. Evet, kabuklarını şöyle bıraktıktan sonra 1-2 saniye daha tutarsanız hazırdır. Evet, ben alıyorum şimdi. Buzlu suyumuzun içerisine zaman kaybetmeden ekliyoruz. Böylece domateslerimiz pişmemiş oluyor. Sadece kabuğunu bırakmış oluyor. Şimdi çok rahat soyulacak. Şimdi bunlar buzlu suda beklerken biz çeri domateslerimize geçelim. Çeri domateslerimize çok ince bir çizik atıyorum şöyle kabuğunu bırakması için. İsterseniz başka domatesler de kullanabilirsiniz. Ben çeri ve pembe domates bulabildim. Aslında buna sarı domates de çok yakışıyor. Hem tabağı görsel olarak güzel gösteriyor hem de ekstra bir lezzet katıyor. Şimdi çerilerimizi ekliyoruz. Hop. Tabii ki bunlar biraz daha kısa sürecek boyutlarından dolayı. Domatesleri blanch ettiğiniz suyunuzda kaynamaması lazım. Ona çok dikkat edin. Kaynarsa altını kısabilirsiniz. Kabuklarını bıraktılar. Evet, böylelikle domateslerimiz hazır. Şimdi kabuklarını çıkarabiliriz. Bakın ne kadar rahat bir şekilde. Yani soyarken domates israfı oluyor biliyorsunuz. İster istemez etten de biraz aldığınız için böylelikle sadece kabuğu kalıyor. Yani bu kabuğu da bu arada herhangi bir domates sosa da kullanabilirsiniz yani. Gayet yakışır. Evet, domateslerimizin fazla suyunu almak için şöyle peçete üzerine koyuyorum. Salatamızın daha iyi olabilmesi için yani kullandığımız malzemelerin yeterince kuru olması lazım. Şimdi çerilerimizi de ekliyoruz şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bu yöntemle domateslerimizi mükemmel bir şekilde soyabiliyoruz. Hem böylelikle zayi olmuyor. Yani domatesleri tam anlamıyla kullanabiliyoruz. Şimdi domatesleri peçetemizin üzerine aldım ben. Biraz kurusun. Biz de o sıra eriklerimize geçelim. Burada mürdüm eriği var. Bunları salatamızda kullanacağız. Ben böyle salatada meyve kullanmayı çok seviyorum. Onları da şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Kırmızı soğan. İnce ince doğruyoruz. İsterseniz slice doğrayabilirsiniz. İsterseniz de böyle benim gibi ufak küpler halinde doğrayabilirsiniz. Evet, kırmızı soğan da bu kadar yeterli olacak. Pembe domateslerimiz yani büyük domatesleri de hemen hemen çeri domateslerin boyu kadar kesiyorum. Şöyle 6'ya bölsem bence yeterli olacak. Şimdi salataya geçebiliriz. Şöyle yarım limon. Ben bu arada bir porsiyonluk hazırlıyorum. Yani siz ölçüleri tamamen zevkinize göre arttırabilirsiniz. Biraz zeytinyağı. Limonla zeytinyağımı çok az karıştırıyorum. Basit bir salata sosu yaptık. Birazdan ekşisi ekleyeceğim. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Sosumuz da hazır. Domateslerimizi ekliyorum. Çeri domateslerimizi ekliyoruz. Kırmızı soğanımız ve eriklerimizi ekliyoruz. Biraz daha tuz ekliyorum şöyle üzerine. Biraz daha zeytinyağı ekledim. Şimdi salatamı nazikçe karıştırıyorum. Domateslerimi ezmeden. Şöyle dibindeki kalan sostan da üzerine gezdiriyorum böyle. Üzerine kavurgamızı ekliyoruz. Simzotlarımı da kalan sosun içerisine ekliyorum. Şöyle biraz soslansınlar. Evet, salatamız hazır. O zaman bir tadına bakalım. En sevdiğimiz yere geldik.